Herkese selamlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Aerobant markasından almış olduğum Pocketrant 2 Plus ürününü incelemek üzere karşınızdayım. Evet, şu anda YouTube'da araştırdığım kadarıyla Türkiye'de ilk bir şekilde yine sizlere bu içeriği sunuyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi ürünümüz elektro bateri olarak geçiyor. Yani sizlere kısacası herhangi bir şekilde bir davula ihtiyaç duymadan sadece bu elektro yani sensör ve çubuklar sayesinde bateri çalabileceksiniz. Ve bizlere sunulan 7 veya 8 moduyla birlikte ise istemiş olduğunuz mod geçişleriyle de eğlencenizi yine bu ürün sayesinde yaşamış olacaksınız. Evet, yine deneyimlediğim kadarıyla oldukça keyifli ve bizlere sunmuş olduğu keyfin yanı sıra öğretici de bir yeni ürün olduğunu belirtmek istiyorum. Aynı şekilde tabii ki gerçek bir bateri kadar zevk vermese de her ürünün kendine göre bir yine sunmuş olduğu zevki bulunuyor ki bir nevi hayali bateri diyebilirim. Yani sizler çubukları havaya vuruyorsunuz ve havada ritimsel bir şekilde açıkçası davulların konumlarına göre yine kendini senkronize ediyor. Ve aynı şekilde size gerçek bir davul hissiyatı vermiş gibi gerçek bir bateri çalıyor musunuz gibi bir hissiyatla birlikte yine keyfinizi sizlere bu ürün sayesinde gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Evet, kutumuzun içeriğine bakacak olursak da yine burada yer verilmiş durumda ki 2 adet bagetimiz, kullanım kılavuzu, pedallar, aux kabloları ve burada ana beyin dediğimiz hem hoparlörü yansıtabilirsiniz. Siz bu çalmış olduğunuz davulun sesini isterseniz de kulaklıkla dinleyebilirsiniz. En çok sevmiş olduğum özelliklerden birisi bu olacaktır. Yani etrafı rahatsız etmek istemiyorum derseniz de ev içerisinde yine kulaklıkla dinlemeniz ve çalışmanız daha iyi ve daha güzel olacaktır açıkçası. Ve bizlere burada karşılayan diğer şarj kablolarımız vesaire yer alıyor. Hemen kutu içeriğine geçeceğim ama kutu içeriğine geçmeden önce de yine kanala abone olmayı ve bu tarz ürünleri incelemesi için de yine videoyu unutmayın diyorum sizlere. İlk olarak bizlere yine burada bir kartımız karşılıyor. Ekstra olarak da bir kullanım kılavuzumuz. Evet, böyle büyük bir broşür gibi yer verilmiş durumda. Öncelikli olarak kartları kenara alacağım ve sizlere ürünün diğer özelliklerinden bahsetmek istiyorum. İlk olarak bizlere kutu içerisinde çubuklar karşılarken görmüş olduğunuz gibi ahşap desenli ve farklı renklerle birlikte bizlere sunuluyor. Yine sadece bununla kalmaksızın evet görmüş olduğunuz gibi Aerobant logosunu ve süretimsi bir dokusu olduğunu söylemek istiyorum. Yani tamamıyla elden kaymayacak bir hissiyatı bulunuyor. Evet, bu bagetlerimiz yaklaşık olarak 1-2 saatlik bir şarj süresi boyunca 16-18 saat aralığında bizlere kullanım imkanı sunarken her biri 480 mAh'lik bir bataryayla birlikte ise bizlere geliyor ki 16-18 saatlik bir kullanım yani böyle bir ürün için oldukça yeterli ki içerisi sensörlerle dolu bir ürün olduğu için de görmüş olduğunuz gibi oldukça başarılı bir çalışma olmuş. Alt tarafında bizleri şarj etmemiz için karşılayan Type-C girişimiz yani yeni nesil bir ürün. Ekstra olarak da ağırlık anlamında yani tok bir ağırlığı bulunuyor. Çok da ağır bir ürün olduğunu söyleyemem. Yani 100-150 gram civarında bir ağırlığı bulunuyor arkadaşlar. Pedallarımız kablosuz bir şekilde bizlere geliyor. Şu anda görmüş olduğunuz kablolar birbirine bağlı. Eğer şarj etmek isterseniz de buradan şarj işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir kere dokunduğum zaman şu anda Bluetooth açık bir şekilde bağlanmayı bekliyor. Hepsini sizlere detaylı bir şekilde göstermiş olacağım. Ki alt tarafında kaymaz kauçuk tabanlarımız yer alırken yani bu şekilde pedalları sağ veya sola eklediğiniz zaman gerçekten güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Ve yine pedallarımız 1 veya 2 saat içerisinde şarj olurken 16-18 saatlik bir bizlere kullanım sunuyor. Ve her biri de görmüş olduğunuz gibi 360 mAh'lik bir batarya desteğiyle birlikte geliyor. Ki oldukça kullanışlı bir ürün olduğunu söylemek istiyorum. Yani kolay kolay siz bir ürünün şarjını bitiremezsiniz açıkçası. Evet, pedalları kenara aldıktan sonra yine sizlere ana beyinden bahsetmek istiyorum. Evet, bütün işlemleri gerçekleştirebileceğiniz ürünümüz bu arkadaşlar. Öncelikli olarak sizler sadece yapmanız gerekenler hemen şöyle sizlere göstereyim. Buradan mod geçişlerini değiştirebiliyorsunuz. Açma kapatma tuşumuz şu anda tek dokunduğum zaman görmüş olduğunuz gibi mavi ışık yanıp sönüyor ki bu eşleşme açık olduğunu gösteriyor ve buradan da şarj durumunu takip edebiliyoruz. Yaklaşık olarak 4 dış bulunuyor ki 3 dış boyunca şu an bizim kullanabileceğimiz bir şarjımız var. Ve şu an bunun kaç miliamper olduğunu bilmiyorum. Sitesinde vesaire yazmıyor ama çok hızlı bir şekilde şarj olduğunu söyleyebilirim. Kullanım anlamında istediğim gibi kolayca şarjın bitmediğini sizlere belirtmek istiyorum. Hoparlörü dinlemek istiyorsanız da out kısmına yine takmanız yeterli olacaktır. Aux kablonuzu ekstra olarak da yani kulaklık dinlemek istiyorsanız yaka mikrofon olarak yine sizler bunu bu şekilde yaka mikrofonu mantığıyla da kullanabilirsiniz. Yine ana beynimizi kenara alacağım ve diğer incelemek istediğim aparatif ürünler ki bunlar da kablolarımız yani şarj kablosu. Bu görmüş olduğunuz gibi iki ucu Type-C. Bu iki ucu Type-C kabloyla birlikte aynı anda bu bagetlerimizi şarj edebiliyoruz arkadaşlar. İçerisinden çıkan şöyle kısa bir aux kablomuz. Yine ana beyni şarj edebileceğimiz bir görmüş olduğunuz gibi bir şarj kablomuz daha. Hepsi Type-C bir şekilde geliyor ve bir adet yine çift Type-C uçlu görmüş olduğunuz gibi kablomuz daha bizlere burada eşlik ediyor. Şu anda yapmam gereken sadece bagetlerin tuşuna basılı tutmam yeterli ve şu anda görmüş olduğunuz gibi titreşim bildirimiyle birlikte kendilerini eşlediler. Aynı şekilde şu anda bağlantılarımızı gerçekleştirdik. Evet, yine pedalımızın da bağlantısını gerçekleştirmiş olduk. Şu anda üçü artık arkadaşlar senkronize bir şekilde birbirine bağlı ama şu anda ses çıkması için herhangi bir ses çıkışına bağlı olması lazım. Herhangi bir şekilde bağlamadığım için de
Görmüş olduğunuz gibi bagetlerin çalışıp çalışmama durumunu yine sizler titreşimden anlayabiliyorsunuz. Ve şunu diyebilirim ki 8 milisaniye böyle bir ürün için oldukça yeterli ki fiyat performans bir ürün olduğunu size söylemek istiyorum. Sizler de aşağı bırakmış olduğum linkler üzerinden Aeroband'ın kendi web sitesine gidebilir ve diğer ürünlerine göz atabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde ben bu ürünümü hoparlöre bağlayacağım. Ve hoparlöre bağladıktan sonra sizlerle birlikte bir ses denemesi gerçekleştirmiş olacağız. Görmüş olduğunuz gibi pedallara milisaniye oldukça düşük bir seviyede yine bizlere tepkime veriyor. Evet, yine bu pedalımızın da sesi bu şekilde. Tabii ki de ayak pedalı olduğu için biraz sert basmanız lazım. Yani oldukça sert ve yine kauçuk malzemeler üretildiğini sizlere söylemek istiyorum. Ev içerisinde kullanmak için oldukça kullanışlı ve yeterli bir ürün olduğunu sizlere belirtmek istiyorum ki kullanmış olduğum hoparlör 30 watt civarında ve oldukça yüksek sesle birlikte, yani oldukça keyif veren bir ürün. Yine bizleri karşılayan çubuklarla birlikte bu şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor ki kamerayı tam olarak ayarlamam lazım. Az sonra sizlerle birlikte daha detaylı bir görüntüyle yine karşınızda olmuş olacağım ki şu anda incelemiş olduğum kadarıyla yine sizler bu şekilde bir görüntü ve görmüş olduğunuz gibi ses tepkimesi aldınız. Yani 8 milisaniyelik bir gecikme olduğunu size zaten söylemiştim ki oldukça yeterli bir seviye ki böyle bir ürün için. Aynı şekilde bizlere sunulan özelliklerin yanı sıra oldukça kaliteli malzemelerden üretildiğini belirtmek istiyorum. Yani şöyle diyebilirim ki tamamıyla fiyatına göre oldukça yeterli bir ürün ve ses seviyesi olarak da tamamıyla kullanmış olduğunuz hoparlörün veya kulaklığın derecesine bağlı temiz ses alma imkanını yine sizler yakalamış oluyorsunuz ki bu ürün bizlere herhangi bir şekilde kulaklık, hoparlör vesaire sunmadığı için tamamıyla oluşturacağınız ses imkanı size kalmış oluyor. Ve burada yapmanız gereken de sadece eğlencenin keyfine varmak olacaktır diyelim ve hızlı bir şekilde hemen sizlerle birlikte ayarlamış olduğum güzel bir çekim ile yine videomuzun sonuna gelelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi videomuz bu şekilde. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Tabii ki de sizler de aşağı bırakmış olduğum linkler üzerinden Aeroband markasının kendi web sitesine gidebilir ve diğer ürünlerine de göz atabilirsiniz. Aynı şekilde sizlerle birlikte bugün Aeroband'ın PocketTramp 2 Plus bir ürününü incelemiş olduk ki oldukça keyif veren ve yine sizlere hemen hemen bir bateri kullanmışçasında bir hissiyat da oluşturduğunu söylemek istiyorum. Aynı şekilde tamamıyla hayali bir şekilde sizler havaya vurarak sanki bir bateri çalıyormuşsunuz gibi hissettiriyor ve oldukça da keyif veriyor. Sizler için farklı bir ses moduna geçiş yaptım ve şu anda ayarlamış olduğum farklı ses moduyla birlikte farklı bir davul sesleri duymuş olacağız. Evet, kamera kadrajından çok fazla çıkabilirim çünkü şu anda bu ürünün kapsama alanı oldukça büyük ve oldukça büyük olduğu için de yani şu anda görmüş olduğunuz gibi incelemiş olduğum kameranın kapsam alanı ise oldukça küçük. Yani muhtemelen kamerada ne kadar büyük veya ne kadar küçük bir alan gözüküyor bilmiyorum ama görmüş olduğunuz gibi duymuş olduğunuz sesleri tamamıyla çubukları hareket ettirmiş olduğum bu tepkimeyle birlikte görmüş oluyorsunuz. Evet, diyelim ve videomuzun sonuna gelin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize ve hepinize görüşmek dileğiyle.